vatandaşlar, yeni yılın ilk sabah namazında Hacı Ömerli Camii'ne akın etti. İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Mehmet Akif Erkek Kur'an kursunda hafız adaylarını ziyaret etti. Müftümüzün katılımıyla Kesmez Mahallesi'nde şehitleri anma ve asker uğurlama programı düzenlendi. Kuzu Kuyusu Camii'nin restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge, müftülüğümüzü ve Merkez Kız Kur'an kursunu ziyaret etti. Belediye, müftülüğümüz ve Gençlik Merkezi işbirliğinde Alişan Kapaklıkaya ilçemizde konferans verdi. Müftümüz Yunus Aydın Kaymakamımız Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti. İnşaatı tamamlanan Yükseliş Camii, kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Vaiz Esma Uysal, değişen dünyada değişmeyen değeri ile kadın konulu seminer düzenledi. Üniversite öğrencileri Ak Camii'de cami cemaati ile yatsı namazında buluştu. Gençlik Koordinatörlüğümüz, üniversiteli gençlerle şehitlikleri ziyaret ederek bayrakları değiştirdi. Berat Kandili, ilçemizde dualarla idrak edildi. Çanakkale Ruhu temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Hacı Amil Önal Camii'nin yenilenmesi kapsamında müftülük ile dernek arasında protokol imzalandı. Gençlik Koordinatörlüğümüz her hafta düzenlediği gençlerle hasbihal programlarına devam ediyor. İstik Merkez Camii'nde gençlere yönelik program düzenlendi. Yolun İyilik Olsun kampanyasıyla organize edilen yardım tırı, il müftümüzün duasıyla gönderildi. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünde Sultan Selim Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Amerika'da yaşayan Karapınarlı bir hayırsever, kurs öğrencilerine iftar yemeği verdi. Ortaokul öğrencileri, İstik Mahallesi'nde ezanı en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı. Müftülüğümüz tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi. Ramazan ayı boyunca dijital ortamda Ramazan sevinci programları yapıldı. İlçemizde yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duasına çıkıldı. Vaiz Esma Uysal'ın sunumu ile kadına şiddeti önleme dediğini referanslar konulu konferans düzenlendi. Mayıs ayı ilçe müftüleri toplantısı Karapınar İlçe Müftülüğü'nde yapıldı. Din hizmetleri uzmanı İslam Doğan, ortaokul öğrencilerine yönelik konferansa katıldı. Müftülüğümüzde hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenlendi. İlk sunumu müftümüz Yunus Aydın yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Mustafa Kahraman'ın katılımı ile gençlere yönelik konferans düzenlendi. Kur'an kurslarımızda eğitim gören öğrencilere yönelik kadim oyunlar çocuk şenliği düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge, din görevlileri ile vekaletle kurban toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'un kayınpederi vefat etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karapınar'da bir dizi program düzenlendi. Yapımı tamamlanan Kayacık Camii, kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Muharrem ayının 10. gününde Aşure günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Geleneksel yaz okulları şenliğinin 4.sü gerçekleştirildi. Karapınar'daki 82 cami ve Kur'an kursunda yaz Kur'an kursları sona erdi. Restorasyonu tamamlanan Çetmi Camii, ibadete açıldı. Karapınar Belediyesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi. Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve öğrencileri müftümüzü ziyaret etti. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Sultan Selim Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleşti. Mevlid Kandili çeşitli programlarla ve dualarla idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt, Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öger ve ilçe müftüleri müftülüğümüzü ziyaret etti. Müftülüğümüz Kur'an ziyafeti ve hafızlık icazet merasimi düzenledi. Mehmet Akif Erkek Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 22 hafız icazetlerini aldı. Müftülüğümüz Kaymakamımız Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret ederek icazet merasimi programına katkılarından dolayı teşekkür etti. Müftülüğümüz, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret ederek icazet merasimi programına katkılarından dolayı teşekkür etti. Gençliğe Değer Projesi kapsamında gençlerle buluştuğumuz okul ziyaretlerimiz devam ediyor. İmam Hatip ve Müezzin kayyumlara yönelik düzenlenen Tashihi Huruf kursu müftülüğümüzde başladı. Sakarya Karasu İlçe Müftüsü Bektaş Günay, ilçe müftümüz Yunus Aydın'ı ziyaret etti. Kur'an kurslarımızda 4 ila 6 yaş öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle eğitimlerine devam ediyor. İlçe müftülüğümüz, Ereğli İlçe Müftüsü Abdullah Özmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe müftülüğümüz, Halkapınar İlçe Müftüsü Yusuf Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vaiz Fatma Gül Aktaoğlu, öğrencilerimize yönelik konferansa katıldı.